İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 29 Mayıs günlerden pazar. Hafta sonunda gündemden gelişmelerle, özellikle Bursa'dan gelişmelerle karşınızdayız. Üzücü bir haberle başlıyoruz. Pençekilit Harekat Alanı'nda EYP patlaması sonucu Konyalı piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Bir asker ise yaralandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber Konya'nın Ilgın ilçesinde Esentepe mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Piyade uzman çavuş Hasan Çatal evli ve iki çocuk babasıydı. Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize ise acil şifalar dileriz ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran kuzeyindeki Pençekilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik yine başarılı operasyonlarıyla terörle ve teröristle mücadeleye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı İran kuzeyindeki Pençekilit operasyonu ile ilgili yeni bir haber paylaştı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan haberde Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. İran kuzeyinde başarıyla devam eden Pençekilit operasyon bölgesinde 9 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı bir şekilde sürecek ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekatla ilgili kritik bir açıklama yaptı ve bir gece ansızın tepelerine ineriz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde barınan terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir harekat planladığını duyurmuştu. Bu kapsamda Mehmetçiğin sınır boyundaki çalışmaları hızla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları Suriye'nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün o bölgelerde mevcut. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. ABD burada binlerce tır yardımı yaptı. Kime yapıyor? PKK, YPG, PYD terör örgütlerine. Harekatın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırının cevapsız bırakılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Her zaman söylediğim gibi bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? İşte iki günde yaklaşık 30 civarında teröristin işini bitirdik. Kuzey Irak'takilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreç devam edecek. Bırakamayız. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız ifadelerini kullandı. Siyasi olarak Bursa'da da hareketlilik vardı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa'da yapılan adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma kahvaltısı toplantısına katıldı ve burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısının ardından partililerle birlikte Yeşil Vadi Düğün Salonu'nda kahvaltı için bir araya geldi. Yine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ümüzün kurduğu ve bu millete emanet ettiği bir partidir. Vefatına kadar bu ülkede çok önemli hizmetlere şüphesiz imza atmış da bir siyasi partidir. Ancak devamında ve özellikle son Kılıçdaroğlu yönetimiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi çok farklı noktalara evrildi. Kapalı kapılar ardında hangi kirli görüşmelerin, pazarlıkların yapılmaya çalışıldığını, sırf iktidar olmak uğruna Türkiye'nin geleceğine dair hangi fedakarlıklarda bulunmaya çalıştıklarını, nelerden vazgeçmek istediklerini, ülkeyi nereye, hangi felakete sürüklemeye çalıştıklarını Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla, vatandaşlarla paylaşma imkanını bulduk. Kim ne derse desin, kim hangi profesyonel algı operasyonlarına müracaat ederse etsin, bu necip millet her zaman olduğu gibi yine sağduyusuyla, ferasetiyle ülkenin istiklal ve istikbaline yönelik tuzaklar gündeme geldiğinde mutlaka bunun farkına vararak bu oyunları her defasında bertaraf edebilme ferasetini ortaya koymuş bir millettir. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Ekonomik sıkıntının pandemiden olduğunu belirterek iki lider bu durumu kullanarak ülkeyi sıkıntıya sürüklüyor dedi. Bu iki parti genel başkanının Türkiye'ye sokmak istediği bunalımı kısaca değinmek istiyor. Hayat şartları çok ağırlaştı. Ancak aynı şeyin bu ağırlaşmanın başladığı döneme baktığımızda dünya devletlerinin tamamında benzer gelişmelerin olduğunu görüyoruz zaten. İki tane siyasi parti lideri, genel başkanı sokak sokak gezip sanki dünya yıkıldı, sanki bu sadece Türkiye'ye mahsus bir meseleymiş gibi toplumu geriyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? En büyük zarar orta vadede göreceğimiz gencecik pırıl pırıl çocuklarımızın kafalarında Türkiye'de yaşanmaz duygusunu oluşturuyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki bir dizi ziyaretini gerçekleştirmek için Bursa'ya geldi. Özaseki'nin ilk durağı ise BESOP'a bağlı 103 Oda Başkanı ve Oda Başkanı ile istişare toplantısı oldu. Özaseki burada etle tırnak gibi olmuşuz ve gittikçe de büyüyoruz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Bursa ziyaretleri kapsamında Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda BESOB'a bağlı 103 Oda Başkanı ile istişare toplantısında bir araya geldi. Özaseki, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu hatırlattı ve esnafçılığın ölmemesi için yenilikçi olmanın altını çizdi. Çok hızlı değişimin yaşandığı bir dünyadayız. Değişim hem çok boyutlu hem de çok hızlı. Aklınıza gelebilecek her bir alanda bir değişiklik var. Bizim mesleklerimizde de ufak tefek değişiklikler var. Bazı meslekler yavaş yavaş kayboluyor. Bunu hepimiz görüyoruz zaten, sizler de görüyorsunuz. O yüzden herkes konumunu bir kez daha gözden geçirmek durumunda. Hızlı değişen dünyada bizi sadece bu tür kanunların da kurtarmayacağını, korumayacağını, bazı mesleklerimizin de yok olacağını hepimizin bilmesi lazım. Özaseki ayrıca Türkiye'nin büyümesinden de bahsetti. Pandemi döneminde bile bütün dünya sınıfta kalmışken hiçbir kardeşimiz çok şükür hastane kapılarında ölmedi. Zamanında hastane kuyruklarına gece 3'te giren bir nesiliz bizler. İlaç almak için saatlerce bekleyen bir nesiliz. Çok şükür sağlıkta da bu gibi devasa atılımlar yapıldı. Ekonomide evet sıkıntılarımız var mı? Var. Bunları da aşacağız Allah'ın izniyle. Sebeplerini de çok iyi biliyoruz.
En birinci gündem maddemizde o. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Göreve yeni gelen BESOP Başkanı Fahrettin Bilgit de programda konuşurken gangrene dönüşen Çatartepe projesinin tamamlanacağını ve Bursa'ya kazandırılacağını, artık bu konunun bu şekilde anılmayacağını söyledi. Bizim yıllardır geciken Çataltepe'miz oldu Çatallıtepe. Bursa'mızın her platformunda, sokakta, iş yerinde konulara, sohbete girdiğimizde buranın hali ne olacak diye sürekli tartışılan, müzakere edilen bir konum haline geldi. Biz bunu sizlerle başaracağımızdan adım gibi eminim ve sizlere güveniyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan Karapınar Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreni gerçekleşti. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasaki de katılım gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında Yıldırım ilçesinde hayata geçirilen Kayapınar Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı. 7 ay gibi bir zaman içerisinde de bu çalışma Sayın Valimizin, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kontrolünde tamamlandı ve bugün hizmete açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olsun muhtarımız da sosyal medyada da paylaşmış. Biz adama sağlık ocağı yap dedik. O hastane gibi bir şey yaptı. Elinin ayarı yok ki gibi. Şükürler olsun. Tabii İl Sağlık Müdürlüğümüzün yönlendirmeleriyle bölgenin de gelişimi düşünerek bu güzel tesis ortaya çıktı. Kentimizin gelişimini sağlayan imar ve dönüşüm projeleriyle Karapınar mahallemizde de birçok işe imza attık. Yaklaşık 1,5 yıl önce burada yine saygıdeğer bakanımızın katılımıyla birlikte 50 hektarlık bir alanda tapu dağıtımı gerçekleştirmiştik. İnşallah 2 ay sonra yine de Ağustos ayı içerisinde de bu bölgede yine 34 hektarlık alanda 1500'ün üzerinde tapunun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Aile Sağlığı Merkezi'nde 7 adet doktor muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 3 adet gebe izleme ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve çocuk izleme odası, eğitim ve toplantı salonu, laboratuvar ve mutfak, tıbbi atık ve kazan dairesi gibi gerekli tüm mekanlar bulunuyor. Biz hizmet edeceğiz. Biz hiç kimseyi birbirinden ayırmayacağız. Kimsenin dinine, İmanına, mezhebine, meşrebine asla bakmayacağız. Mazeret de üretmeyeceğiz. Hizmet edeceğiz. Güzel işler yapacağız ama insanımızın duasını alarak, gönlünü alarak onlarla birlikte bu işe devam edeceğiz. Allah hamdolsun yıllardır biz bunu yapıyoruz. Bursa Valisi Yankup Canbolat da bölgeyi kazandırılan Aile Sağlık Merkezi'nin bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Emeklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti. Son yıllarda sağlık alanında gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimlerimiz vatandaşlarımızın hekimlere ulaşma konusunda önlerindeki engelleri kaldırmış ya da kolaylaştırmışlardır. Vatandaşlarımız artık hekime ulaşmakta zorlanmamaktadırlar. Sağlık Bakanlığımızın hayata geçirdiği aile hekimliği projesi de çok önemli bir noktaya ulaşmış durumdadır. Açılışı yaptığımız bu aile sağlığı merkezimiz gerçekten mahallemizin güzel bir konumunda vatandaşımıza en iyi hizmeti sunacaktır. Bursa'nın İnegöl ilçesi Kırsal Kozluca mahallesinde meydana gelen olayda altyapı yapan taşören firmasının işçisi toprak kayması sonucu toprak altında kaldı. Toprağın altında kalan arkadaşın yanına inen işçi Fırat Oktay, arkadaşının elini bir saniye olsun bırakmadı. Toprak kaydı ve işçi 8 saat boyunca bu göçük altında kaldı. İşçiye yardımcı olan başka bir işçi ise arkadaşıydı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde taşören firma çalışanları mahallenin girişinde iş makineleriyle altyapı çalışması yapmaya başladı. Boru montajı sırasında yaklaşık 6 metre derinliğindeki kanala giren işçi 24 yaşındaki Seyitan Elinç, kayan toprak yığınının altında kaldı.
Yardıma koşan arkadaşları genci toprak altından kurtaramayınca 112'ye haber verildi. O sırada toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay, arkadaşının elini tutup moral vermeye başladı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 100 kişilik kurtarma ekibi toprak kaymasının bir daha yaşanmaması için ince planlar yaptı. Kurtarma çalışması sırasında 5 iş makinesi de kazı yaptı. Kazı sırasında yaralı gencin nefes alınması sağlandı. Ardından 5 adet oksijen tüpü kullanıldı. Yaralı genç ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sol bacağında kırıklar oluşan yaralının sağlık durumu iyiye gidiyor. Bursa'da gece saatlerinde hırsızlığa çıkan şahıslar bekçilere denk gelince hedeflerine ulaşamadan kaçmaları güvenlik kamerasına takıldı. Planları hırsızlık yapmaktı. Hedeflerine yaklaşan hırsızlar hırsızlık yaptıkları sırada bekçileri görünce böyle kaçtı. Olayın adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalı Kazık Değirmenönü mahallesi. Gece bekçileri sokakta nöbette oldukları sırada şüpheli şahısların hırsızlık yapmaya çalıştıklarını gördü. Olaya müdahale eden bekçileri gören hırsızlar koşarak kaçmaya çalıştı. Sokak aralarında bir süre devam eden kovalamacının sonunda hırsızlar amaçlarına ulaşamadan yakalandı. Yakalanan hırsızlar emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da zabıta ekipleri temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin lira nakit ve 6100 dolar çıkınca şok yaşadı. Bulunan paralar polis eşliğinde yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı. Çöp yığınına dönen yaşlı bir kadının evinde servet bulundu. 210 bin liralık döviz kadının hesabına yatırıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde 74 yaşındaki Nebi Bey isimli kadının evine giren zabıta ekipleri 3 kamyon çöp çıkardı. Osman Gazi Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirtti. Öte yandan evden çıkartılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu. Ekipler poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktardaki Türk lirası ve dolarları görünce şoka uğradı. Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk lirası ve 6100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu. Daha sonra bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. 74 yaşındaki kadınsa bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere fizik, kimya, iletişim veya farklı branşlarda eğitim almak için gelen öğrenciler arasında en dikkat çeken ise ziraat alanında öğrenim gören öğrenciler oldu. 3000 kilometre uzaklıktan Mısır'dan, Özbekistan'dan gelen öğrenciler öğrendikleri tarımı ise ülkelerinde uygulamak istiyor. 3000 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler doğru tarımın peşine düştü. Yaklaşık 4,5 senedir Türkiye'deyim. Bir senede dil eğitimi aldım İstanbul'da. Ondan sonra Bursa'ya geldim. Aslında bu Türkiye'nin ziraat hatta tarım sektörü seçmemin en önemli sebeplerinden biri. Türkiye'de her iklimden bir bölge var olması. İstanbul için söylenen taşı toprağı altın efsanesi esasında ülkelerindeki imkansızlıklardan dolayı Türkiye'ye gelen öğrenciler için 783 bin kilometre kareyi kapsıyor. Kendi ülkelerinde sadece belli bir iklimi yaşayan öğrenciler 4 mevsimde tarım ile ilgili çalışmaları paha biçilemez buluyor. Çok güzel eğitimler aldık açısından, iş hayat açısından mesela. Birinci ve ikinci sınıfta aldığımız iş sağlığı güvenliği dersleri çok önemli benim için mesela. Bu bütün laboratuvarlar için çalışmak
en az yani en temel bilgiler veriyor orada. Bu öğrencilerden de birkaçı Uludağ Üniversitesi'nde eğitiminin son bir senesini yaşıyor. Amerikalılar nasıl koordinatif çalışıyorlarsa, çiftçiler nasıl koordinatif bir şekilde çalışıyorlarsa ve ziraattan çok iyi bir para kazanıyorsa biz de Türkiye'de yapalım, Mısır'da yapalım, ülkelerimizde yapalım. Çünkü gerçekten bizim topraklarımız çok değerli. Bizim topraklarımızı keşfetmeye onlar geliyorlar. Bizim bunu öğrenmemekle ülkelerimizi ihanet etmiş gibi oluyoruz. 50. yılını kutlayan Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Yeşil Bursa Rallisi 27-29 Mayıs tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 46. kez gerçekleştiriliyor. Rally yarışları başladı. Nefes kesen yarışta tüyler diken diken oldu. Oğuz Gürsel'in rally kupasına da puan verecek olan rally 27 Mayıs Cuma günü saat 8'de trafik eğitim pistinde gerçekleşti ve start seremonisiyle başladı. 82 otomobil ve 162 sporcu katılımıyla gerçekleşecek olan rallide araçlar ilk olarak Osman Gazi'ye bağlı Seferi Işıklar Köyü'nden başladı. Yarışta birçok kazalar meydana geldi. Araçların birçoğu da arızalandı. Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen meşhur papaz eriği hasadı haftaya başlıyor. Ayrıca verimin az olması da papaz eriğinin fiyatlarına yansımış olacak. Türkiye'nin en lezzetli eriklerinin İznik'te yetiştiği artık Türkiye tarafından bilinen bir gerçek. Burada papaz eriğimiz oldukça meşhur. Çok lezzetli, gevrek, sulu sulu, olağanüstü bir kalitesi var. Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen ve ünü Türkiye'nin birçok şehrinde bilinen papaz eriğinin hasadına bir hafta kaldı. Bir hafta sonra papaz eriği hasadımız başlayacak. Soğuklardan dolayı rekoltede düşüş bekliyoruz. Erik veriminde düşüş bekliyoruz ilçemizde. Bazı bölgelerde erik miktarı verimi çok iyi ama bazı bölgelerimizde de oldukça düşük. Geçen yıla göre kış mevsiminin daha soğuk geçmesinden dolayı verimin düşük olması ve girdi maliyetlerinin artmasının erik fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sadece Türkiye'ye değil yurt dışına da ihracatı yapılan papaz eriğinin hasadı yaklaşık 20 gün boyunca devam edecek. Geçen yıl erik fiyatı en az kilosu 10 liradan gitmişti. Üreticiden alımı 10 liraydı. Bu yıl bunun 20 liraya çıkması beklentisindeyiz. Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu üyeleri yılın en iyi dijital sanat eseri sanatçılarını belirledi. Ödül törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlediği Türkiye'nin ilk dijital sanat eseri ödülleri medya töreninde 12 kategoride 12 kişiye ödül layık gördü. Türkiye'nin ilk dijital sanat eseri ödüllerine layık görülen ünlüler ise Camdaki Kız dizisinin sevilen oyuncusu Merve Polat, Emre Yücelen, Sergen Deveci, Kadir Özübek, Erman Gülgeç, Mehtap Algül, Murat Soner, Tuğkan Gönültaş, Berk Keklik ve Berfu Yenenler oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ödül sahiplerine özel tasarım ve çoğaltılamayan benzersiz dijital sanat eserleri takdim edildi. Ödül törenine ise çok sayıda öğrenci katıldı. Marconi Medya Ödülleri'nin 12.sini düzenledik. Bu medya ödül töreninde diğer medya ödül törenlerinden farklı olarak Türkiye'de ilk defa dijital sanat eseri yani NFT olarak ödüllerimizi verdik. Türkiye'de ilk olan bir projeydi bizim için. Katılım sağlayan sanatçılarımıza çok teşekkürler. Katılım sağlayan konuklarımıza çok teşekkürler. Kocaeli'de 5 yıl boyunca hiç sokağa çıkmayan, yemek yemeyen, uyku dahi uyuyamayan 7 yaşındaki Asaf okula başlamadan trilyonları saymaya başlayınca ailesi çok zeki, akıllı, onun için garip davranıyor diye yorumladı. Ancak anaokuluna başladığında rehber öğretmen Asaf'taki farklılığı anladı. Aile hemen doktorun yolunu tuttu. Asperger sendromu teşhisi konulan Asaf doğada hayvanlarla etkileşime geçerek hayata tekrar başladı.
Ailesi çok zeki zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı. Rehber öğretmeni anladığım kadarıyla özel bir çocuğunuz var dedi, bizlik değil dedi. Yazdırmaya gittiğimde zaten anlatmıştım öğretmene durumu. Böyle böyle benim çocuğum dışarıya çıkmıyor, arkadaşı yok. Yani aslında çok kalabalık bir ortamdayız ama kendine arkadaş edinmiyor. Kimseyle konuşmaz, ondan sonra işte evden dışarıya çıkmaz, yemek yemez. Rehber öğretmeni dedi ki anladığım kadarıyla sizin özel bir çocuğunuz var. İlk önce bir doktora gidin. Hani burada yazık olur dedi çocuk dedi. Kocaeli'nde yaşayan aile ise doktorun yolunu tuttu. Fakat akıllı ve zeki zannedilen çocuğun durumu bambaşkaydı. Ben sadece çok akıllı diye hani şey yap, evet zeki bir çocuk dedim. Yani onun dışında yemek yemezdi, uyku uyumazdı. Mesela onlar asaf şu anda okula gitmeden önce bile milyonlar, binler, on milyonlar, trilyonlara kadar sayabiliyordu. Ama işte Asperger sendromu dediler. Buraya geldim, burada birçok şey asafla beraber ben de öğrendim. Asaf için eğitim süreci hızlı bir şekilde başlatıldı. Bireysel eğitim, duyu bütünleme dersleri, doğada hayvanlarla etkileşim kurmanın ardından yaklaşık 2 yılın sonunda Asaf'ın Asperger sendromu tanısı yine doktorlar tarafından kaldırıldı. Şimdi öğle yemeğine mesela alıyorum, saat dolmadan diyor beni biraz erken götürür müsün diyor, arkadaşlarımla oynamak istiyorum diyor okulda diyor. Yani bu duygular benim için çok değişik ve tarifi yok, gerçekten tarifi yok. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeniyle gelen bir kişi korku dolu anlara sebep oldu. Siyah bir poşeti bırakan şahıs polis ekipleri tarafından nasıl etkisiz hale getirildi izleyelim. Canlı bomba planı yapan bir kişi önce siyah bir poşeti bıraktı, ardından sakince uzaklaştı. O sırada polis ekipleri de pusudaydı. Fazla uzaklaşmayan adam böyle etkisiz hale getirildi. Olay Gaziantep Şehit Kamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının ön giriş kapısı önünde yaşandı. Binanın vatandaş girişi kapısında polis noktasının önüne gelen 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit tekbir getirerek bağırmaya başladı. Elinde bulunan siyah poşetle yolun karşısına geçerek Emniyet Müdürlüğü, vatandaş ve protokol girişine gelen şahıs elindeki poşeti araç giriş kapısının önüne bıraktı, tekbir getirmeye başladı. Beline bağladığı kablolarla canlı bomba düzeneye süsü veren Koçyiğit, polisin uyarı ateşine ve sözlü ikazlarına rağmen işaret parmağını havaya kaldırarak tekbir getirmeye devam etti. Polisler o anda bölgede bulunan tüm meslektaşlarını bomba var diyerek ikaz etti. Hemen arkalarında bulunan iki meslektaşı da ikaz üzerine mevzilenerek silahlarına sarıldı. Bombayla geldiği iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi günler diliyoruz.